Sizce bir insan ve bir şempanzeyi çiftleştirerek melez bir tür yaratabilir miyiz? Ve daha önemlisi, böyle bir türü yaratmalı mıyız? Bazı bilim insanlarına göre cevap evet. Ve işin ilginç tarafı, insanze olarak da bilinen bu hibrit tür tarihte çoktan yaratılmış olabilir. Gelin bir bakış atalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra ışık girmeyen bir yeraltı laboratuvarında çalışan Ilya Ivanovich Ivanov, insan-maymun hibritlerine kafayı takmış ilginç bir bilim insanıydı. Paris'te eğitim aldığı yıllarda öğrendiği ve sonradan Sovyetler Birliği için yaptığı melezleme ve yapay döllenme çalışmaları, dünyanın en dirençli atlarının üretilmesini sağlayarak Rus tarımına müthiş bir hız katmıştı. Şimdi atlarda yaptığını insanlarda yapmak istiyordu. İnsan maymun melezlerinin her ikisinden de daha güçlü, daha zeki ve hastalıklara daha dirençli olacağına inanıyordu. Bu süper askerler demekti. Ama böylesi büyük bir proje için Lenin hükümetinden fon alacaksa daha fazlasına ihtiyacı vardı. O da hükümete yaranmak için akıllıca bir sunum geliştirdi. Yeni Sovyet hükümeti o dönem sadece komünizmle karakterize edilmekle kalmıyordu, aynı zamanda ciddi anlamda din düşmanı bir çizgi izliyordu. Bunu fırsat bilen Ivanov, hükümetten fon isterken böylesi bir melez tür yaratmanın insanı tanrı statüsüne çıkaracağını ve kendi evrimine hükmetme imkanı vereceğini söyledi. Ve gerçekten de istediğini aldı. İhtiyacı olan kuyruksuz maymunları Afrika'da bulması için kendisine o günün parasıyla 10 bin dolar ve bir seyahat izni verildi. Şempanzeler, günümüzde yaşayan tüm canlılar arasında insanlara evrimsel olarak en yakın olan türler. Onlarla olan ortak atamız olan Ororintogenensis ve Sahelanthropus chadensis gibi türler günümüzden 6-7 milyon yıl kadar önce yaşadılar. Bu ortak atanın iki ayrı alt popülasyona bölünmesi sonucunda kollardan biri bize geldi, diğeri ise modern şempanzelere gitti. Tabii ki bir Ororin bir gün durup dururken bir insan veya bir şempanze doğurmadı. Unutmayın, orada 6 milyon yıllık bir soy hattından söz ediyoruz ki şempanze tarafında da aynı şey geçerli. Mesela bize gelen kolda o 6 milyon yılda en az 30 farklı insansı tür evrimleşti. Bunların 14 tanesi ise homo cinsine aitti. Yani bizim gibi insandı. Biz bu insan türlerinden geriye kalan son türüz. Bize gelen kolda göze en çok çarpan şey özellikle de son 4 milyon yılda beyin büyüklüğünün müthiş bir hızla artmış olması. Şempanzelere giden koldaki en önemli olaysa günümüzden 2 milyon yıl kadar önce Kongo Nehri'nin oluşmasıyla birlikte yeni bir büyük dallanmanın yaşanmasıydı. Bu dallanma sonucunda Kongo Nehri'nin bir tarafında kalan popülasyon Pantroglodytes, yani bugün bildiğimiz şempanzelere, diğer tarafında kalan popülasyonsa Panpaniscus, yani bonobolara evrimleşti. Bunların her ikisi de bize genetik, morfolojik, anatomik ve fizyolojik olarak aşırı yakın türler. Ama bonoboların davranışları nedeniyle bize bir adım daha yakın oldukları düşünülüyor. Şimdi bugünkü konumuz insan şempanze melezleri olduğu için şunu anlamamız gerekiyor. Birbirine yeterince yakın akraba olan türleri birbiriyle çiftleştirirseniz bir ihtimalle verimli döller elde etmeniz mümkün oluyor. Mesela erkek bir deve ile dişi bir guanakoyu, yani vahşi lamayı çiftleştirirseniz o dişi vahşi lama 6'da 1 ihtimalle gebe kalıyor ve bir yavru üretiyor. Şöyle düşünün, develerle vahşi lamaların ortak atası 21 milyon yıl önce yaşadılar. Yani bir deve ile bir guanakonun akrabalığı bizimle şempanzelerin akrabalığından daha uzak. Keza okullarda da öğretilen en meşhur örnek olan atlarla eşekleri biliyor olmalısınız. Birbirinden 11 milyon yılla ayrılan bu iki hayvan %70'e varan oranlarda çiftleşebiliyor ve katır dediğimiz çoğunlukla kısır olan yavrular üretiyor. Evet, çoğunlukla. Okullarda öğretilmeyen veya en azından yanlış öğretilen şey işte bu. Katırların hepsi kısır olmak zorunda değiller. Bugüne kadar gerek birbirleriyle gerekse de at veya eşeklerle çiftleşip verimli yavrular üretebilen onlarca katır tespit edildi. Unutmayın, biyoloji
istisnaların bilimi. Yaşam daima bir yolunu buluyor. Benzer şekilde aslanlarla kaplanlar görece düşük başarı oranlarıyla, keçiler ve koyunlarsa yine %80'lere varan oranlarda verimli döller verebiliyorlar. Ayrıca melezin cinsiyeti de önemli. Mesela Liger veya Türkçe adıyla kaslan olarak bilinen o kaplan aslan melezlerinin erkekleri genellikle kısır oluyor. Ama dişiler bazen aslan veya kaplanlarla çiftleşip yavru verebiliyorlar. Bu erkek kısırlığı ama dişi üretkenliği melezlerin çoğunda görülen ilginç bir durum. Ama özetle okullarda öğretilen iki canlı birbiriyle çiftleşebiliyorsa veya verimli döller verebiliyorsa aynı türdür, veremiyorsa farklı türlerdir şiarı doğru değil. Bu sadece omurgalı hayvanların küçük bir kısmı ve özel durumlarda geçerli olan aşırı basitleştirilmiş bir tür tanımı. Günümüzde sadece üremeye dayalı bir tür tanımı kullanmıyoruz. Evrimsel veya filogenetik tür tanımı diye bir tanım kullanıyoruz ve canlıları artık sadece çiftleşme becerilerine göre değil, başta genomları olmak üzere ekolojileri, morfolojileri, anatomileri, fizyolojileri, davranışları ve genel olarak çok daha kapsamlı parametrelere göre sınıflandırıyoruz. Burada bunun tüm detaylarına girmeyeceğim ama işin çiftleşebilirlik açısından özetini istiyorsanız lisede öğretilenin doğrusu şu: eğer iki canlı birbiriyle çiftleşemeyecek kadar farklılarsa, evet, bunlar çok büyük ihtimalle ayrı türlerdir diyebiliriz. Çünkü bu, o iki canlı çiftleşemeyecekleri kadar fazla anatomik ve fizyolojik fark biriktirmiş demek. Ama lisede öğretilenin aksine, iki canlının birbiriyle çiftleşebiliyor olması onların aynı tür olduğunu kesinlikle göstermiyor. Mesela bize şempanzelerden çok daha yakın türler yaşadı. Neandertalleri düşünün, Denisova insanlarını düşünün, hatta Homo erectus falan gibi daha antik insan türlerini düşünün. Bunların hepsi bize şempanzelerden kat kat daha yakındı. Ama bunlar günümüzde artık var olmadıkları için genelde hep geriye kalan en yakın kuzenimiz olan şempanzelere odaklanıyoruz. Yoksa bir Neandertal genetik olarak şempanzelere nazaran bize 10 kat daha yakın bir türdü. Ama yine de evrimsel olarak apayrı bir insan türüydüler. Biz Homo sapiensiz, onlarsa Homo neandertalensis diye ayrı bir tür. Ve buna rağmen neandertaller bizlerle başarıyla çiftleştiler ve verimli yavrular ürettiler. Hatta neandertallerin yok olmasının nedenlerinden biri bizimle sürekli kaynaşmaları yoluyla zaman içinde tamamen bize asimile olmaları olabilir. Bu iki ayrı insan türünün çiftleştiğinden, hatta Anadolu toprakları ve civarında çiftleşmeye başladıklarından eminiz. Çünkü Avrupa ve Batı Asya topraklarında yaşayan insanların çoğu gibi muhtemelen siz de şu anda genlerinizde ortalama %4 Neandertal genomu taşıyorsunuz. Her neyse, şempanzeler az önce birbiriyle çiftleşebildiğini söylediğim hayvanlardan bize çok daha yakın akrabalar. Üstelik bizim şempanzelerle olan akrabalığımız melezler üretebilen o hayvanların birbiriyle olan akrabalığından çok daha güçlü. Dolayısıyla bizim de verimli döller verebilmemizi bekleyebilirsiniz. Öyleyse bir insanla bir şempanzeyi çiftleştirebilir miyiz? Buna kesin bir cevap vermek çok zor. Çoğunlukla bambaşka türlerin birdenbire tekrar çiftleşmesi sonucunda gebelik veya sağlıklı bir doğum olmasını beklemiyoruz. Bunun sebebi birbirinden yeterince ayrılmış olan türlerin sadece fiziksel görünümlerinin değil, aynı zamanda anatomik ve fizyolojik özelliklerinin de oldukça farklılaşması. Yani siz bir şempanzeden tamamen farklı gözüktüğümüzü biliyorsunuz. Ama aramızda artık sadece o anatomik farklılıklar yok, aynı zamanda üreme davranışlarımız, kromozom sayılarımız ve hatta sperm ve yumurtalarımızın biyokimyasal özellikleri de bambaşka. Dolayısıyla bir insanla şempanzeyi çiftleştirmeye kalktığınızda sperm ve yumurtalar birbirine yapışmayabilirler. Yapışsa da zigot düzgün bölünemeyebilir. Bölünse de embriyo doğana kadar hayatta kalamayabilir. Kalsa da doğan yavru sakat veya hastalıklı olabilir. Öyle olmasa da üreme çağına erişemeyebilir veya erişse bile kısır olabilir. Bunlar evrimsel biyolojide üreme bariyerleri dediğimiz şeyler. Duruma göre bunlar türlerin birbiriyle karışmasına engel oldukları gibi bazı durumlarda yepyeni türlerin evrimleşmesini de sağlayabiliyorlar. Ama bu bir başka videonun konusu. Peki, insan ve şempanzelerden doğacak olan bir yavru bu sorunların hepsini es geçip başarıyla doğabilir ve üreyebilir mi dersiniz? Aslında evet, bu ihtimal her zaman var. Tekrar ediyorum, biyoloji istisnaların bilimi. Şu Ilya Ivanov'u hatırlıyor musunuz? Onun hikayesi yarım kaldı. Tamamlayayım.
Ivanov, Sovyetlerden aldığı parayla Afrika'daki Fransız Ginesi'ne gitti ve oradaki yerli kadınları maymun spermini kullanarak yumurtalarını dölleyeceği deneylere katılmaları için ikna etmeye çalıştı. Bunun başlı başına çılgınca bir talep olması bir yana, Ivanov, Batı Afrika yerlilerinin gelenek ve adetlerinden de bir haberdi. Bölgede kadınları zorla kaçırıp onlara tecavüz eden maymunlara dair efsanelere inanılıyordu. Bu kadınlar kabilelerince dışlanıyor ve hor görülüyordu ki bu tür toplumlarda ya bir kabilenin üyesisinizdir ya da ölüsünüz. O dönem Batı Afrika'da tek başınıza hayatta kalmanız imkansızdı ki günümüzde buralarda halen böyle yerler var. Dolayısıyla Ivanov onlara kaç para vereceğini söylerse söylesin tek bir kadın bile böylesi bir riske yanaşmadı. Bunun üzerine Ivanov B planına geçti. İnsan erkeklerinin spermini kullanarak dişi maymunların yumurtalarını dölleyecekti. Anonim kalma şartıyla kısır olmadığını ispatlayabilen birçok erkeği buna ikna edebildi. Ivanov bu spermleri kullanarak bulabildiği bütün dişi şempanzeleri yapay olarak dölledi. Tabii bu öyle kolay bir iş değil. Şempanzeleri bulmak gerek, yakalamak gerek, beslemek ve korumak gerek. Bunlar aşırı masraflı ve zor işler. Buna rağmen Ivanov 13 şempanzeyi insan spermleriyle döllemeyi başardı. Ama aradan aylar geçmesine rağmen şempanzelerden biri bile hamile kalmadı. O noktada Ivanov'un parası da umutları da artık sona yaklaşıyordu. Ola ki geri dönüp de hem emeklerinin hem de Sovyet parasının boşa gittiğini söylerse başına gelecekleri biliyordu. Bu nedenle kötü yola sapmayı seçti. Kadınlara ücretsiz jinekolojik muayene yapacağı telkiniyle onları rızaları olmadan şempanze spermleriyle dölledi. Neyse ki hiçbir kadın hamile kalmadı ve çok kısa bir süre içinde Fransız otoriteler olan biteni öğrendiler ve Ivanov'u sınır dışı ettiler. Ama Ivanov bu noktada bile yılmadı ve Sovyetler Birliği'ne göndertmeyi başardığı 20 şempanzeden zorlu yolculuğu atlatarak laboratuvarına kadar ulaşabilen 4 tanesiyle deneylere Sovyetler Birliği'nde devam etti. Sonradan bazı orangutanlarla da çalışma fırsatı buldu. Ama ne kadar uğraştıysa da hiçbir Rus kadını deneylerine denek olmaya ikna edemedi. Yine de Ivanov erişebildiği her yerden ilanlar vermeye devam etti ve sonunda bir kişiden olumlu cevap almayı başardı. Araştırma notlarında sadece G harfiyle kodlanan bu denek, Ivanov'a yazdığı kabul mektubunda özel hayatının berbat gittiğini ve yaşamak için hiçbir nedeninin kalmadığını, dolayısıyla bilime katkı sağlayabilecekse yaptığı son şeyin bu olmasını istediğini yazıyordu. Mektubunda G, Ivanov'un kendisini denek olarak kabul etmesi için ona adeta yalvarıyordu. Normalde bu çalışma etik bir kuruldan geçecek olsa, böylesi bir deneye zaten izin vermezlerdi de, verilecek olsa da böylesi dengesiz bir psikolojiye sahip birinin denek olması kabul edilemez olurdu. Ivanov içinse etiği düşünecek vakit kalmamıştı. Kadını hemen laboratuvarına çağırdı ve sonraki haftalarda onu tekrar tekrar erkek şempanzelerle dölledi. Ama olmuyordu. Kadın asla gebe kalmadı. Ivanov ve çalışmaları hem ülke içinde hem de uluslararası bilim camiasında giderek alay konusu haline geliyordu. Bu durum nihayet Sovyet hükümetinde dikkatini çekmeye başladı ve Ivanov 1930 yılında Kazakistan'a sürgüne gönderildi. Buradaki Zooteknik Enstitüsü'nde çalışırken geçirdiği bir inme nedeniyle ise 1932 yılında hayatını kaybetti. Tabii ki Sovyetler Birliği insan maymun hibritlerinin denendiği tek ülke değildi. Amerika'da da bu deneylerin yapıldığı düşünülüyor ama etik kaygılar nedeniyle bunlar çok daha gizli bir şekilde yürütüldü. Dolayısıyla elimizdeki kanıtlar da maalesef resmi kanıtlara değil sadece anekdotal anlatılara dayanıyor. Mesela Albany Üniversitesi evrimsel biyologlarından olan ve hayvan zekası ile ilgili videoda anlattığım o öz farkındalık kavramını geliştiren Dr. Gordon Gallup, lisansüstü öğrencisi olduğu zamanlarda tanıştığı bir akademisyenin laboratuvar şartlarında şempanze ve insanların gametlerinin birleştirilmeye çalışıldığını kendisine anlattığını söylüyor. Ama bu tabii ki sadece bir anekdottan ibaret. Bilimsel hiçbir geçerliliği yok. Bu konulardaki en çılgın iddialardan biri ise Kongo'dan Amerika'ya getirilen Oliver isimli bir şempanze. 1970'lerde yaşamış olan Oliver'ın insana benzer suratı
ve dik yürümeyi tercih etmesi gibi tuhaf davranışları nedeniyle mutant bir insan, insanla şempanze arasındaki kayıp halka ve hatta bir insan şempanze melezi olduğu bile iddia edilmişti. Hatta bazıları Oliver'ın 47 kromozomlu olduğunu ve bunun onun bir insanze olduğunu ispatladığını bile ileri sürmüştü. Sorun şu ki bunların hiçbiri doğru değil, bunu biliyoruz. 1996 yılında Chicago Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma Oliver'ın da diğer tüm şempanzeler gibi 48 kromozomlu olduğunu gösterdi. Ayrıca Oliver üzerinde yapılan anatomik bir inceleme insansıymış gibi gözükmesine neden olan kafatası morfolojisinin, kulak şeklinin, çillerinin ve kelliğinin şempanzelerde görülen çeşitliliğin sınırlarının içinde kaldığını gösterdi. Yani Oliver normal bir şempanzeydi. Tabii bu kadarcık bir çeşitliliğin bile o bireyin bir şempanze insan melezi olduğunun iddia edilmesine sebep olacak kadar bize benzer kılması epey düşündürücü bir detay. Ama sonuç olarak Oliver sadece insana fazlasıyla benzeyen bir şempanzeden ibaretti. Bu araştırmaların yapıldığı bir diğer yerde Çin. İlk olarak 1967 senesinde Shenyang'daki bir laboratuvarda dişi bir şempanze insan spermleriyle döllendi. İddiaya göre deney sırasında bir şempanze gerçekten de hamile kaldı. Ama tam da 3 aylık hamileyken Çin'de kültür devrimi yaşandı ve bu nedenle deneyler yarım kaldı. Bu sırada güya bir insanze bebeğine hamile olan şempanze de bakımsızlıktan öldü. Bu ne kadar doğru bilmek mümkün değil ama 1980'lerde bu deneylere geri dönülmeye çalışıldığında hiçbir başarı elde edilemeyerek deneyler askıya alındı. 1992 yılında Amerika'da yapılan bir çalışmada ise direkt olarak bir insanze yaratmaktansa insan spermiyle diğer maymunların yumurtalarının birbiriyle ne düzeyde uyumlu olduğu araştırıldı. Sonuçta düşünecek olursanız buraya kadar konuştuğumuz araştırmaların başarısını ve gelecekte de bu yönde çalışmalar yapılacaksa onların başarılı olup olmayacağını belirleyecek ana faktör bu. Bu çalışmada ilginç bir şekilde insan spermlerinin goril yumurtalarına, insan yumurtalarına yapışabildikleri kadar iyi yapışabildiği görüldü. Ama nedense goril spermi insan yumurtasına yapışamıyordu. Sonradan Cornell Üniversitesi'nden Dr. Michael J. Bedford tarafından yapılan bir diğer çalışmada insan sperminin hem in vivo olarak yani vücudun içinde hem de in vitro olarak yani deney tübünde gibbon yumurtalarına başarıyla yapışabildiği tespit edildi. Ki gibbonlar yine bizim gibi hominoidea yani kuyruksuz maymunlar süper ailesinde olan ama insan, şempanze, goril ve orangutanların aksine aşağı kuyruksuz maymun olarak bilinen daha küçük primatlar. Ve bu saydıklarımdan sonra bize en yakın akraba olan maymun türü de gibbonlar. Öte yandan aynı çalışmada babunlar veya rezus maymunları gibi diğer primatlar da aynı sonucu elde edemediler. Tabii ki sperm ve yumurtanın birbirine yapışabiliyor olması sağlıklı bir zigot üretmek ile aynı anlama gelmiyor. Ama bu yine de önemli bir adımdı. Yıllar geçtikçe etik kurulların yaygınlaşması bu tür araştırmaları büyük oranda durdurdu veya en azından dikkate değer miktarda kısıtladı. Özellikle de artık şempanze, goril veya orangutanlar gibi büyük kuyruksuz maymunlar dediğimiz hayvanlarla bu tür deneyler yapmak neredeyse tamamen yasak. Günümüzde bu tür bir araştırma yapacaksanız bile ya daha uzak primat kuzenlerimizle yapmanız gerekiyor ya da ürettiğiniz embriyoların ana rahminde 2-3 haftadan daha uzun süre gelişmesine izin vermemeniz gerekiyor. Bu sınırın çekilme nedeni o haftalardan sonra artık embriyoda sinir sistemi ve diğer organların gelişmeye başlıyor olması. Mesela Amerika'da yapıldığını bildiğimiz bir diğer çalışmada direkt bir melez yaratmak yerine vücudunun bir kısmı insan, diğer kısmı maymun olan bir kimera yaratıldı. Melezlerin aksine yeterince yakın akraba maymunların insanlarla kimeraları yaratılacak olursa bunların doğması ve hayatta kalması mümkün olabilir. Ama şu anda bu yönde çok ciddi bir etik gerekçe bulunmadığından bu çalışmalara da pek fazla devam edilemiyor. Daha ziyade bu konunun doku ve organ mühendisliği tarafına odaklanılıyor. Yani belki bu kimeralar kullanılarak insanlara transfer edilebilecek bazı organlar yetiştirilebilir. Ama bu tür çalışmaların da daha çok başındayız. Anlayacağınız, elimizde insan şempanze melezleriyle ilgili çok kısıtlı sayıda araştırma var. Dolayısıyla başta sorduğumuz soruyu nihai olarak cevaplamamız halen çok zor. Size farklı türleri başarıyla çiftleştirmenin neden bu kadar zor olduğunu ve bunun neden önemli olduğunu ilerleyen bir videoda daha detaylıca anlatacağım. Eğer kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Ayrıca tabii bu konu oldukça tabu bir konu olduğu için de bu alanda artık pek fazla araştırma yürütülmüyor. Ama iyi bildiğimiz bir
bir şey var. Size daha önceden anlattığım CRISPR gibi genetik yöntemlerle genlere daha da iyi bir şekilde hükmetmeyi başarırsak, türler arası üreme bariyerlerini ortadan kaldıracak bazı düzenlemeler yapabilir ve doğada belki de hiçbir zaman mümkün olmayacak yepyeni melezlerin önünü açabiliriz. O noktada soru bir anda boyut değiştirecek. Yapabiliriz ama yapmalı mıyız? Ne dersiniz? İnsanla bir başka türün melezi olan bir canlıyı yaratmak hayata bakış açımızda nasıl bir değişim yaratırdı? Ya da herhangi bir değişim yaratır mıydı? Yoksa sizce bunlar işe yaramaz uğraşlar mı? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.